Artık TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler, son saatteyiz. Artık televizyonlarını yeni açanlar demiyoruz çünkü bu saate kadar kimse uyuyan kalmamıştır diye umuyoruz. Son saatteyiz, bugün bağlantılarımız olacak. Çok değerli bir telefon konuğumuz var, telefonda bağlanacak. Profesör Doktor Selim Badur, mikrobiyoloji uzmanı, uzun yıllar bu alanda ihtisasını geliştirdi. Halen de Fransa Bilimler Akademisi üyesi unvanına sahip. O çok farklı bakıyor. Birazdan telefonla bağlanacağız ve göreceksiniz. Çünkü biraz önce sosyal medyadan da bakıyordum. Bilim insanlarıyla, yani bilgi dolu insanlarla biz gazeteciler, özellikle televizyon gazetecileri ilk kez bu kadar yoğun biçimde karşılaşıyoruz. Çünkü siyasetçilerle konuşmak kolay. Yarısı havada uçan balonlardan oluşan cümleler kurdukları için onlar kolay. Ama bilim insanları öyle değil. Twitter sayfalarına bakıyordum demin. Şunu gördüm. Dün Didem Aslan Habertürk'te diyor ki T24 sürekli sözünü kestiğini söylenen profesör canlı yayını terk etti. Didem Aslan tepki gösterdi. Katılmıyorsanız da katılmayın dedi. Bir de fırça kaymış. Çünkü birçok televizyonda böyle yer alan programcı, yani ben de bu işi biliyorum efendim falan diye ağzına tıkıyor. Hocam bir dakika, hocam bir dakika diyor. Hani yayını kesip reklama gitse, yayını kesip canlı başka bir devlet başkanı genellikle konuşurken. Zaten Recep Tayyip deyince herkes duruyor. Bir başka yere gitseler, işte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması oluyor ve bu da Fatih Portakal'a denk geliyor. Bu da evet, evet, şahsı geliyor, şahsı gelince ve bu bilim insanları sözlerini tamamlamadan ağzına tıkıp mesela kesiyor sözü ve şöyle diyor, efendim diyor, çok önemli şeyler söylediniz, şimdi diyor değil mi bunları söylediniz, abla bırak ya da abi bırak konuşsun adam ve biz anlayalım, ekran başında dinleyenler anlasınlar sözlerini, yayın gerekleri dışında. Ben de bu işi biliyorum. Ben de azıcık görüneyim sizin yanınızda. Ben de size katkıda bulunayım gibi şeyler söylemeyeyim. Geçenlerde Zeki Sözer bizim bu alanın en önemli ilk yetişmiş insanlarından biridir televizyon gazeteciliğinin. Şunu söyledi. Dedi ki bilim insanlarına dedi şunu söylüyorlar. Efendim hastanede maske takamıyoruz diyor doktor. Buradan söylüyor hükümete destek vermek için. Ama maske de o kadar önemli değilmiş efendim. Abla sen nereden biliyorsun bunu? Karşındaki adam doktor, profesör doktor. Hem yetişmiş bir insan hem de senin gibi 10 tanesini cebinden çıkartacak öğrenciler yetiştirmiş. Hocaların hocası, onun öğrencileri de hoca olmuş. O insanlar geliyor ve onlara sen bilgi satıyorsun. Maskede o kadar gerekmiyormuş. Bunu kendileri de söylüyor. Sokakta gerekmeyebilir diyor. Sokağa çıkınca. Ama hastanede maskesiz çalışabilir mi adamlar? Kadınlar, sağlık elemanları, yardımcı sağlık elemanları. Hepsine maske gerekiyor. O oradan diyor ki maskede o kadar gerekmiyormuş. Nereden biliyorsun? Daha doğrusu bilmediğini bilmiyorsun. Eğer bunu bilerek yapıyorsan. Evet, şimdi biz sözünü kesmeden dinleyeceğimiz bilim insanı Profesör Doktor Selim Badur telefon hattımıza geldi. Ben sözü kesmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Hocanın çok kısa süre önce Evrensel Yeni Yaşam gazetesinde çok önemli bir röportajı çıktı. Gülcan Dereli orada farklı bakış açıları çizmişti hoca. Bu virüslerin tek başına hani baş edilecek şeyler olmadığını, işte yarasalardan falan çıkmadığını söylemişti.
ben özetleneyim, kendisi ekrana gelecek ve o anlatsın. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz zaman ayırıp bize katıldığınız için. İzleyicilerimize tabii ki kısa sürede size aktarmamız mümkün değil ama zaten bu konuyla ilgili izleyicilerimiz sizi tanıyorlar. Siz uzun yıllar mikrobiyoloji alanında bölüm başkanlığı da yaptınız İstanbul'da. Fransa Bilimler Akademisi üyesisiniz. Bu salgınla ilgili olarak diğer bütün meslektaşlarınızdan farklı bir şeyler söylüyorsunuz siz. Bunu da bizim izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Yani bu salgının çıkış nedeni olarak işte bir yarasa yiyen Çinli'den başladığı söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim efendim. Bu tanıtımınız için sağ olun. Bana da söz olanağı tanıdığınız için. Ama ben sözlerime dün İstanbul Tıp Fakültesi'nde bu korona virüs enfeksiyonu sonucu kaybedilen arkadaşımız Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nu anarak ve buradan kendisine günaydın diyerek başlamak istiyorum. Çok değerli bir hocamızdı ve tıp fakültesine yatırılan ilk COVID hastasının bakımını üstlenmişti. Onunla ilgilenmişti ve infekte olup yaşamını yitirdi Cemil Taşçıoğlu. Ve dün Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığına göre ülkemizde şu anda 601 tane sağlık personeli bu virüsüyle enfekte durumda. Bu tabii işin vehametini gösteren bir başka gösterge bana kalırsa. Bu sayı artınca sağlık hizmetlerinde aksamalar başlayabilir. Sağlık çalışanlarının bütün bu meslektaşlarının enfekte olması bağlamında nedenli strese girdiklerini, nedenli zorluklarla çalışmalarını sürdürdüklerini fedakarlıklarla burada yinelemekte yarar var. Bunu unutmak lazım. Hani insanlar saat 21'de alkışlıyorlar. Hani alkışlamak yerine bu konu kapandığında mümkünse onları dövmeyin, öldürmeyin demek herhalde en doğrusu. Şimdi salgının başlangıcı aslında bir takım doğruların altını çizmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde yarasa çorbası içerek bu hastalığın insanlara geçtiği ve buradan yayıldığı söylenmişti. Ve çeşitli platformlarda bu Çinliler de ne abuk sabuk şeyler yiyor diyorlar genellikle. Aslında hani başka insanlar da bizim için bunlar ne abuk sabuk şey yiyorlardır. İşte kokoreçten başlayıp bir takım örnekler vermek mümkün. Böyle hemen bizim dışımızdaki insanları suçlamak, onları günah keçisi ilan etmek çok alışkın olduğumuz çok kolay bir yol. Bu pek doğru değil. Şimdi bir kere yarasalar memeli hayvanlar, onun için bunlar kış uykusuna yatıyorlar mağaralarda. Hani Aralık Ocak ayında ortada yarasa falan yok. Yani o seafood'da balık pazarında ya da deniz ürünleri satılan Wuhan'daki pazarda yarasa falan satılmıyormuş. Sürekli yarasanın çorbasını falan da içmiyor kimse. Yani bu tarz kalıplar, yanlış, nereden kaynaklandığı belli olmayan kalıplar vardır. Bunlara bizde çok rağbet edilir. Bu yanlış bir yaklaşım tabii. Bunun böyle olmaması lazım. Diyeceksiniz hani bu televizyonlarda falan söyleniyor. Biraz önce ben bağlanmadan önce siz de dile getiriyordunuz. Sağ olun. Çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Herkes konuşuyor bu konuda. Herkes konuşuyor. Bunun böyle olmaması lazım. Biraz daha ciddi yaklaşmak lazım. Ben hala ana akım medyanın işin hala sansasyon kısmında olduğunu ve magazinsel yaklaştığını düşünüyorum. Hani çok endişeli, çok ciddi yaklaşıyorlarmış gibi görünse de. Ve katılan öğretim üyelerinin arasında da ülke öyle bir durumda bölünmüş vaziyette ki hani iktidar ve onun uygulamalarını destekleyenler ve ona karşı çıkanlar sanki ikiye bölünmüş gibi. Bir kısım insanlar çıkıyorlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, çok iyi şeyler yapılıyor, eksiksiz, hatta İtalya'dan da iyiyiz, her yerden iyiyiz diyorlar. Durum onu öyle göstermiyor ama yani bir takım gelişmeler kimin haklı çıkacağını da gösterecek. Evet. Şimdi bir takım farklı konularda tabii tartışmalar oluyor ama şunun altını çizmekte yarar var. O kadar yeni bir enfeksiyon etkeni ve o kadar bilinmeyen dolu bir konuyla karşı karşıyayız ki bazen çelişen bir takım haberleri
dillendirdiğimiz zaman ya da bu haberleri izlediğimiz zaman çok da şaşırmayalım. Çok da "aa sen dün böyle demiştin" deyip hani insanları insanlardan alay eder gibi konuşmamak lazım. Bakın benimle ilgili bir takım programlarda yani benimle yapılan programlarda örneğin anneden bebeğine intrauterin anne karnına bulaş var mı acaba bunu üsteden diye sorulmuştu. Ve ilk günlerde Çin'den yayınlanan 3 yayın vardı. 3 ya da 4 yayın burada intrauterin anne karnına bulaşın olmadığı söyleniyordu. Ben de hayır, böyle bir bulaş yolu gösterilmedi, yok böyle bir mekanizma diyorduk. Bunu çeşitli kadın doğum uzmanı arkadaşlarımız da çeşitli röportajlarında, konuşmalarında seslendirdiler. Ama geçen cuma iki tane yayın çıktı, hayır var diyorlar. Şimdi konu o kadar yeni ve bizim dillendirdiğimiz bilimsel çalışmalar o kadar kısıtlı sayıdaki araştırmaya ve hızla yayın için çok süratle yayınlanmış hakemli dergilerde hakem kontrolünden geçmemiş yazılara dayanıyor ki bugün ak dediğimizi yarın kara diyebiliyoruz. Bu bizim kabahatimiz değil aslında. Bu yayınlarının çok yeni, virüsün çok bilinmezlik dolu bir virüs olmasından kaynaklanıyor. Örneğin dış ortamda insan vücudunda bu virüs ne kadar yaşar? Koronavirüsler 3 saat yaşardı. Bir yayın çıktı 9 gün yaşar dedi. Sonrakiler daha kısa bir süre gösteriyor. Tabii bu yapılan çalışmada o dış ortamın ısısına ve nem oranına bağlı olarak değişen sürelerle virüsün canlı olduğunu biliyoruz. O nedenle tek bir doğru yok bu bilimde. Koşulları değiştirdiğiniz zaman deney koşullarını o sürelerde değişiyor. Bu iki örneği ben şu amaçla verdim. Hani siz maske kullan dediniz. Yok kullanılama, kullansın kullanılmasın mı? Şimdi başlangıçta Dünya Sağlık Örgütü bu maske konusuna değinmek istiyorum. Başlangıçta Dünya Sağlık Örgütü hayır, sağlıklı bireylerin maskeyle dolaşmalarına gerek yok dedi ve altını çizdi, noktayı koydu. Biz de bunu söyledik Dünya Sağlık Örgütü rehberliğinde bu şekilde yaklaşmak lazım diye. Ama geçen süre zarfında yani hastaların ve sağlık çalışanlarının maske takması o ayrı, o zaten bilinen bir şey ama sağlıklı bireyler, hasta olmayanlar maske takmasına gerek yok onların deniyordu. Ama bugün görüyoruz ki geçen sürede bu virüsün toplumda yayılmasında semptomsuz yani klinik belirti göstermeyen asemptomatik kişilerin enfekte olmuş, virüsü taşıyor, etrafa saçıyor ama hiçbir klinik belirtisi yok. Bu kişilerin virüsün toplumda yayılmasında rol oynadığı gösterildi. O zaman dendi ki herkes maske taksın. Dün akşamki, bir gün önceki CDC'nin Atlanta'daki hastalık kontrol merkezinin önerisi. Ya biz başlangıçta böyle diyorduk ama bu iş farklı biraz. Hani herkesin de maske takması uygun olabilir gibi oraya gelinmiş durumda. Bütün bu örnekler, verdiğim örnekler zaman içinde hepimiz öğreniyoruz bu virüsün davranışlarını. Onun için bir söylenen diğeriyle çelişirse eğer bir gün öncekiden çok şaşırmamalı. Ben böyle bir uzun bir giriş yaptım, programı bitirdim neredeyse. Yok, çok önemli. Şimdi bu söyledikleriniz, dün Amerika'da yapılan bir araştırma açıklandı. Siz de mutlaka duymuş olmalısınız. 1,5 metre sosyal mesafe 1930'ların ölçüsüydü diyorlar. Esas 8 metre mesafe zorunlu dediler Amerikalı meslektaşlarımız. O zaman bu işin zorluğu daha da artacak gibi gözüküyor. Elbette, elbette. Bir başka konu da insanlar hani sürekli televizyonlarda ülkemizde tartışılan, sorulan, merak edilen, beklenti içinde olunan konu aşı konusu. Aşı ne zaman çıkacak? Sanki birdenbire 3 gün sonra marketten bir malzeme alırmış gibi aşı, buyurun aşı diyeceğiz. İnsanlar aşı olunacaklar ve sorun bitecek. Bu kadar basit değil. 2021 yılının ilk aylarında her şey yolunda giderse eğer bu aşı hazır olabilir. Ama aşının hazırlanması o düşünüldüğü gibi hani parayı veririm aşı hazırlarım, aşı satın alırım. Bu kadar basit değil. Bu aşı neden hazırlanacak? Bu aşının kontrolleri nasıl yapılacak? Çünkü bir aşının devreye kullanıma girilmesinden önce bir hayvan deneyleri var. Hayvan deneylerinden sonra insan deneylerine geçiliyor. Bakın bugün içinde bulunduğumuz dönemde yaşadığımız COVID sorununda etken olan virüsün koronavirüs olduğunu biliyoruz. Ve yine bu virüsün ait olduğu aile, koronavirüs ailesinde biz 2000'li yıllardan sonra SARS ve MERS gibi iki salgın, iki sorun yaşamıştık. SARS ve MERS için aşı çalışmaları başladı. Fakat
hayvan deneyleri aşamasında hazırlanan aşının akciğerlere bir takım olumsuz etkileri görüldüğü için aşı çalışmaları durduruldu. Burada da böyle bir tehlike var. Yani her şey yolunda giderse 2021'in başında aşı olacak. Bundan o kadar emin olmayalım. Ve olmayalım da üstelik bir de aşı çıkınca herhalde bir takım belli kişiler televizyonlara çıkıp bu aşının ticari firmaların para kazanması için ürettikleri yapay bir unsurdur. Aşı kullanmayın işte kelle paça yiyin diyecekler. O zaman da farklı bir durum ortaya çıkacak. Yani grip salgında biz gördük. Başlangıçta herkes aşı peşinde koşuyordu. Ondan sonra bir takım politik söylevler ya da dedikodular aşının kullanılmamasının sonucunu verdi. Yani durum biraz karışık. Çok basit değil, sadece bunu vurgulamak istedim. Hocam bir son soru daha sormak istiyorum. Ama sizi bırakmak istemiyoruz. Sonraki günlerde de lütfen bizimle paylaşın zamanınız uygun olursa. Bu salgında salgın ve siyaset ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz? Valla salgın ve siyaset, yani dünya siyaseti açısından yerel ve ülke içi iç siyasetten bahsetmek istemiyorum. O meydanda yani televizyonlarda yetkililer, bakanlar bu işin 10 gün içinde biteceğini söylediler. Yani onların eğer bilgisine dayanırsak zaten bu programları yapmaya gerek yok. 10 gün daha dayanalım. Sorun hallolacak. Ben o kadar iyimser değilim. Ama dünya genelinde baktığımız zaman tabii bu küreselleşmeyle beraber bu neoliberal politikalarla insanın para kazanmayı, insanın üretim ve tüketimi ön plana çıkartan gayretleri, çabaları, uğraşıları, dünya bakışlarının böyle olması beraberinde bu ekolojik felaketi, ekolojik harabiyeti beraberinde getirdi. Ve bu harabiyetin sonucu olarak örneğin siz ormanları keserseniz oradaki bir takım vektör dediğiniz, ara konak dediğiniz artropotlar, yani sivrisinekler, keneler, tatarcıklar, en basite indirgiyorum, bunların hani en yakındaki yerleşim bölgelerine atlamaları ve oradaki insanlara taşıdıkları virüsleri, mikroorganizmaları götürmeleri çok kolay oluyor ve bu daha da yoğunlaşacaktır. Bu kadar kalabalık dünya nüfusu, bu kadar fazla seyahat, hayvanlarla, vahşi ya da evcil hayvanlarla bu denli fazla yakın temas, bilinmedik hayvanlarla, insanların evindeki kediden köpekten bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bunun dışında bu ormanların suyun kötü kullanımı, küresel iklim krizi, bütün bu insan eliyle yaratılan olumsuzluklar hep bir hırs sonucunda doğayı mahvetme, böyle çok hoyratça kullanma. Beraberinde doğa intikamını alacak. Bakın küçücük nanometre çapındaki ya da büyüklüğündeki bir virüsün dünyayı ne yaptığını görüyorsunuz. Bu sabah Ajans France-Presse'in bir haberi vardı. 1945 krizinden günümüze dek yaşanmış en büyük kriz diyor. Yani bunun ekonomik getirileri, ben o konu benim uzmanlık alanım değil, bir şey demeyeceğim ama yani dünya eskisi gibi mi olacak? Bunu bilemiyorum. Çünkü biz birçok olaydan sonra, örneğin depremden sonra, örneğin Gezi'den sonra biz dedik ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bakıyorum ben, her şey eskisi gibi oluyor. Daha da beter oluyor. Nasıl olur, ne değişir bilmiyorum ama bildiğim tek şey var, politik açıdan ne değişeceğini bilmiyorum. Sağlık sistemlerinin, bizim o çok sağlam, çok gelişmiş, çok önemli dediğimiz kurumların aslında düşündüğümüz kadar iyi çalışmadığını, öyle donanımlı olmadığını görüyor herkes ve bunun herhalde değişmesi lazım. Yani sağlık sistemlerinin daha küçümsenmeye başlayan son yıllardaki bu koruyucu hekimlik, halk sağlığı, halk sağlığının yönelik öncelendirilerek bir takım yaklaşımların küçümsendi yıllarca, dışlandı, yatsındı. Bunların önemi daha iyi anlaşılıyor. Koruyucu hekimliğin, aile hekimliğinin, aşıların ve bunlar umarım bir ders çıkartılıp, çok iyimser değilim ben ama umarım böyle olur diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Aslında biz yeterli değil, keşke stüdyo ortamında olsak, daha önce yaptığımız gibi böyle somut konular üzerine biraz daha geliştirebilsek. Sizi daha sonraki günlerde de tekrar telefonunuzu çaldıracağız ve bu yeni gelişmeleri, çünkü hala gelişmeler çok hızlı sürüyor. Evet, hem kötü evet. yönde hem de iyi yönde, bunları sizlerden öğrenmek istiyoruz biz. Peki, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sağ olun. Değerli izleyiciler, Fransa Bilimler Akademisi üyesi, mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Selim Badur telefon hattımızdaydı. Söylediğim gibi, beklediğimiz gibi şeyler söyledi. Yenileri de var söylediklerinde. Örneğin
Dünya Sağlık Örgütü'ne atıfta bulunarak ilk günlerde maske takılmasın denildi. Ben de ona katılıyordum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü Başkanı söyledi. Herkesin maske takmasına gerek yok dedi. Fakat biraz önce Selim Hoca dedi ki şimdi dedi klinik veriler göstermediği halde dedi hastalık taşıyıcılar çıktı ve bunun üzerine acaba maske takılsa mı denildi. Evet takılalım denildi ve bu dediği yeni bir bilgi dedi. Yani her an değişiyor çünkü bunu bilmiyoruz dedi. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Bunu dedi deneyerek öğreniyoruz. Evet. Evet şimdi sevgili izleyiciler Selim Hoca'dan Ankara'ya uzanalım. O bize son olarak salgın ve siyaset ilişkilerini anlatmıştı. Şimdi de yerel pratiğe bakalım. Ankara'dan Sibel Yurtaş dinleyeceğiz. Bunu o aktaracak. Günaydın Sibel. Günaydın Nazım Atman. İyi yayınlar. Evet öncelikle Mustafa Varank, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank şu an bir toplantı gerçekleştiriyor. Onun bilgisini verelim. Bu pandemiye karşı bir aşı üretme süreci gerçekleşebilir mi Türkiye'de? Bununla ilgili bir çağrısı var. Telekonferansla bir toplantı yapılıyor. Hemen anımsatalım. Toplantı devam ediyor. Geçen hafta Mustafa Varank bu kapsamda aşı üretimi projeleri kapsamında TÜBİTAK tarafından projelerin destekleneceğinin altını çizmişti. Bugün de bu toplantılar devam edecek. Diğer yanda da Ankara'nın gündemi, Türkiye'nin gündemi ikinci yargı paketi. Bir nevi kısmi af diyebiliriz. Yeni infaz denemesi. Çok az bir süre kaldı. Yarın Adalet Komisyonu'nun gündemine gelecek ikinci yargı paketi. Haftaya da artık Meclis Genel Kurulu'ndan çıkması bekleniyor. Yarın kritik bir gün. Zira muhalefet yarın Adalet Komisyonu'na bu paketin içine siyasi mahkumları da alın diyerek gidecekler. İşte bunu söyleyecekler. Dün de bugün de basın toplantıları var mecliste. Meclis Genel Kurulu'nda buna yönelik konuşmalar olacak. Muhalefet bu konuda ısrarcı infazda eşitlik istiyorlar. Hem CHP hem HDP Adalet Komisyonu'nda bu konuda talepte bulunacaklar. Belki komisyonda paketin kapsamı genişleyebilir, bunu söyleyelim. Ancak siyasi mahkumlarla ilgili en başından bu yana MHP'nin bir kırmızı çizgisi var. Bakalım AKP ve MHP iki ortak arasında bu sorun nasıl aşılacak? Şimdi kasten adam öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti bu kapsamda değil demiştik ama AKP'de tartışılan bir süreç var. Onu da aktaralım. Küçük yaşta zorla evlendirilen kız çocukları, işte o erkeklerle ilgili onların cezaevinden çıkmasına ilişkin olarak bir teklif hazırlığı içinde AKP ikinci yargı paketinden ayrı olarak önümüzdeki haftada bu konu gündeme gelebilir. Ne tartışılıyor? Burada aradaki yaş farkı üzerine bir tartışma var. 5, 10, 15 işte yeni teklif bu üç farklı formül üzerinde hazırlanıyor. Yani ikinci yargı paketi çıksa bile meclisin kısmi afları ilişkin mesaisi bitmiyor, devam ediyor. Bugün Meclis Genel Kurulu toplanıyor. Nazım Akman, bazı uluslararası anlaşmalar var genel kurulun gündeminde. Biz takip ediyor olacağız. Sözü yerinize bırakalım. Evet, çok çok teşekkürler Sibel Yurtaş. Bize Ankara'nın kapsamlı gündemini aktardı. Bugün sevgili izleyiciler, önemli bir gün. Bununla ilgili olarak bir bağlantı yapamadık ama yarın yapabiliriz. Otizm Farkındalık Günü. Otizmin farkındayız, onların yanındayız. 2 Nisan Dünya Otizmle Farkındalık Günü diyor. Buradan telefonumdan göstereyim size. Birazdan da paylaşacağım ama bunu. Otizm bir hastalık değil, farklı çalışma, beynin farklı çalışması. Otizmli insanlar çok büyük dehalar olabiliyorlar, olabildiklerini gösterdiler. Yeter ki onların kendi programlarına göre ilerleme yolları açılırsa.
Bir de şöyle söylüyoruz, eskiden telaffuz edildiği biçimde değil, artık son yıllarda bu iyice değişti, herkes de farkında bunu. Kimseye otistik denilmiyor, bu alanda otizmli denilebiliyor. Otizmli olmak başka, otistik başka, otistik biraz aşağılayıcı gibi algılanıyor. Onun için hem tıp literatüründe hem de sosyal alanda otizmli diye hitap ediyoruz. Otizmli çocuklar, biz hep çocukları görüyoruz annelerin babalarının da yanında, ama şeyler de var, yetişkin insanlar da var. Bu konuda da şimdiye kadar yapılmış en iyi farkındalık filmi, Dustin Hoffman'ın Tom Cruise'la başrollerini paylaştığı Yağmur Adam filmiydi. Dustin Hoffman'a o filmde İşte abi iki kardeşi canlandırıyor. Bir tanesi üçkağıtçı ve iş bitirir. Diğeri de otizmli. Dustin Hoffman'a üçkağıtçı abi rolü üstlenecekken senaryo okuyunca diyor ki ben diyor otizmli oynamak istiyorum diyor. Ve 6 ay otizmli tedavi merkezlerinde, eğitim merkezlerinde, daha doğrusu tedavi değil, hastalık değil o. Otizm merkezlerinde gözlemler yapıyor ve gerçekten bir otizmli gibi yürüyüşünden itibaren yürüyüşü, bakışı ve otizmlilere karşı büyük bir sempati dalgası yaratmıştı. Dustin Hoffman o filmdeki canlandırdığı performansıyla müthişti. Tom Cruise da çok iyiydi ama abisinin o hesaplama özelliğini kumarhanede deniyor ve müthiş hesap yetenekleri var. Cihangir'de de Ercan var, Cihangir'de. Ercan'a yaz kışta şortla gezer Ercan, yetişkin biz yaşlarda. Ercan'a diyorsun ki 2040 yılında Ramazan bayramı ne güne geliyor diyorsun. Allah'ın izniyle bir hesap yapıyor ve tak çıkıyor. Hesap makinesiyle yapıyorsunuz onu, aynısı çıkıyor. Hele gelecek yıllar falan hiç önemli değil onun için. Evet, bugün otizmli farkındalık günü. Koronavirüs hepsinin üstünden ezip geçiyor ama onları da biz unutmuyoruz. Otizmliler, otizm bir hastalık değildir. Otizmlileri yeter ki eğitim olanaklarını, eğitim öğretim olanaklarını onlara uygun hale getirelim. Evet. Diyarbakır hazır mı arkadaşlar? Devam edelim. Tamam. Şimdi otizmden gene koronaya dönelim. Çünkü korona için bütün bilim insanları, biraz önce Selim Badur Hoca'ya da sordum, siyaset ve salgın ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz diye. O dedi ki Türkiye'yi biliyorsunuz zaten, ben konuşmayayım, dışarısıyla ilgili konuşayım dedi. Ben de Türkiye ile ilgili konuşayım. Bütün bilim insanları, bugün okuduğumuz gazetelerde de var, şöyle söylüyorlar, sokağa çıkma yasağı uygulansın, sokağa çıkma yasağı uygulansın, bu kadar söylüyorlar. Yani en azından bunu İstanbul'da yapalım. Fakat bu bilim kurulu üyeleri de bunu söylüyorlar. Ve bilim kurulu üyeleri bunları bize söylediğine göre herhalde hükümete de dönüp söylüyorlardır. Yani sokağa çıkma yasağı uygulayın, başka çaresi yok bunun diye söylüyorlardır. Ama hayır diyor. Reis kolonyayı koymuş Recep Tayyip Erdoğan poşetinin içine. Kolonya, mendil böyle gidiyor. Demin doktor arkadaşlar buradan paylaşmışlar, kolonyası gelen var mı diye soruyor. Ben buradan sosyal medyaya bakayım azıcık daha neler var. Çünkü biz gazetecilerden çok çok daha yetenekli, nitelikli saptamalar, paylaşımlar yapan paylaşımcılar var. Ve bir de sevgili izleyiciler, şu da var.
sosyal medya hesapları üzerinden gene operasyonlar yürütüyor. Ankara Kargası ismiyle paylaşım yapan bir hesap FETÖ'cülükten içeri alınmış. Biraz önce burada paylaşım vardı. Zafer Arapgirli dostumuz, gazeteci, ben uzun yıllar onunla Milliyet'te birlikte çalıştım. Kimseye yaranamıyor. Onun için son olarak Kuzey Radyo'da çok başarılı yayınlar yapıyordu. Ama Rusya'dan gelen rüzgarla o da yerinden gitti. Ve diyor ki en tepeden bakana, vali kaymakamlara, muhtarlara hemen tüm yetkililerin ağızlarını açtıklarını hep aynı söylem. Biz yine iyiyiz abi. Dünyaya baksanıza dökülüyor herkes. Virüs iyi gülüyordur bize yeminle. Tövbe tövbe iyiyiz demiş. Entübe'den Entebe'ye bir bağlantıda var sonunda. Ve sonunda yağmursuz bir sabah Rojbaş Ahmet bu koronavirüsüz Nurcan Baysal paylaşımı. Onu da sizlerle paylaşayım. Evet. Tarih Vakfı ile Koç Üniversitesi Anamet Kütüphanesi ortaklığı ile Ayşe Özil'in koordinatörlüğünde düzenlenen kütüphane konuşmaları kayıtları SoundCloud üzerinden erişime açılmış durumda. Kayıtlara link üzerinden ulaşabilirsiniz diyor. Link de aşağıda var. Tarih Vakfı'nın sosyal paylaşım sitesinden de buna ulaşabiliyorsunuz. Twitter hesabından da ulaşabiliyorsunuz. Datça Belediyesi paylaşımı şöyle: ülkemizde ilk koronavirüsli hastayı muayene eden, hastalığı kapıp tedavi görürken bile virüs için denenmesi gereken tüm ilaçları üzerinde deneyebilirsiniz diyen bilim profesör doktor Cemil Taşçıoğlu'nu büyük saygı ve minnetle anıyoruz diye paylaşımda bulunmuş. Biz de aynı şekilde zaten yayınımıza başlarken de Profesör Doktor Selim Badur Cemil Hoca için böyle bir selam gönderdi. Evet, bazıları sulu zırtlak paylaşımlar da var tabii ki. Ona bakarak da aman bu sosyal medyada neymiş falan demeyeceğiz herhalde. Eğer öyle olsaydı trafik kazalarına sebep olduğu için bütün otomobilleri çöplüğe atmamız gerekirdi. Yazgül Aldoğan, hükümetin engellediği Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet'e yazdı diyor. Paylaşmış Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Ekrem İmamoğlu'nun yazısı var. Zafer Aydın arkadaşımız da diyor ki ülkeyi yönetenler televizyonlara çıkıp Türkiye sosyal devlettir diye nutuk atarken okulda, oyunda olması gereken binlerce çocuk ekmek parası için iş yerlerinde ömür tüketiyor. Hani sosyal devlet diyor. Bir Gün Gazetesi'nin haberini eklemiş. Dünkü haberiydi bu. 720 bin çocuk ekmek peşinde, en küçüğü 6 yaşında. Bu da TÜİK verilerinden tabii ortaya çıkartılan bir sonuç. Onu da buraya ekleyelim sevgili izleyiciler. Cemil Kılıç Hoca önceki gün bizim konuğumuzdu. Telefon konuğumuz tabii ki. Anayasaya göre siyaset dışı olması gereken Diyanet siyasallaşmış, camilere dahi siyaset egemen olmuştur. Bu durum Türk milletinin bir beka sorunu olma noktasına ulaşmıştır. Diyanet toplumumuzun en büyük oranda paydaşı olan Türk kimliğine yabancılaşmıştır. Böyle de böyle gitmemelidir demiş Cemil Hoca. Bunun hepsine katılmak mümkün değil ama siyasetin Diyanet işlerinin artık siyaset işleri olarak görev yaptığı, siyaset işleri daire başkanı olarak görev yaptığı da tartışılmaz. Aydın Özçelik, anılardan ısınmışken dünkü anımı anlatayım. Sabah otobüste işe gittim. Otobüsten sonra minibüse bindim.
araç boş olduğu için hemen şoförün yanındaki koltuğa oturdum. Arabanın süsünden, dayımın sakalından dindar biri olduğunu anladım. Dayım işler nasıl demem üzerine diyor, devam ediyor buradan. Şoförden söz ediyor dayım üzerine. Adam da kendini bana yakın görerek anlatmaya başladı dereden tepeden. Bak kardeşim dedi, ben namaz kılıyorum ama benim namazımı Allah kabul etmez. Ben Allah olsam etmezdim dedi. Heyecanla anlatmaya devam etti. Beni mal sahibim aradı. Adam 3 öğün içki içen biri. Bana yaşımdan dolayı bak abi dedi. 3 ay kira verme, 3 ay kira mera istemiyorum. Borçluya değilsin, dayanışma içinde diyelim dedi. Kazandığımı da evine harca, hatta yaşından bile büyük işe de gidip kendini riske etmeye 10 bin lira param var dedi. Diyor ki bu adam diyor içki içen biri, din imanı yok. Ben de diyor namaz kılıyorum. Neyse, bunları sonra devam edelim. Şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz sevgili izleyiciler. Bugün Diyarbakır'da yağışsız bir gün varmış. Yağışsız günden Bahar Kılıçgedi'ye bir günaydın diyelim ve oradan bilgileri alalım. Günaydın. Evet, bugün güneşli bir gün var. Dün hatta bazı bölge illerinde kar yağdı. Diyarbakır'da da uzun süredir yağışlar vardı. Bugün güneşli bir güne uyandık. Evet, dünyanın ve Türkiye'nin tek gündemi koronavirüs salgını. Bölgedeki son gelişmeleri ben aktarayım. Ağrı'da Tutak ilçesine bağlı 7 köy karantinaya alındı. Bu köylere giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde yapılıyor. Urfa'da koronavirüs vakasına ilişkin veriler açıklandı. Urfa Tabip Odası tarafından sahada elde edilen veriler bunlar. Vaka sayısı 11, 100'ün üzerinde kişinin de koronavirüs şüphesiyle hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi. Mardin Barosu ve Tabip Odası cezaevlerindeki tehlikeye dikkat çekmek için bir açıklama yaptılar. Tedbirler, talepler sıralandı bu açıklamada. Cezaevindeki tutukluların yaşam güvencesinden devletin sorumlu olduğu hatırlatıldı. Cezaevlerindeki bu koşullarda virüsten korumanın pek de mümkün olmadığı belirtildi. Tedbirler, talepler neler? Özellikle HDP'li Mazıda Belediye İş Başkanı Nalan Özaydın, Tarsus tehlikeli cezaevinde kalıyordu. Yerine kayyum atandıktan sonra tutuklanmıştı ve tahliye edildi sağlık koşulları nedeniyle. Ancak koronavirüs şüphesi de vardı tedavi nedenlerinin arasında. Tabii Tarsus tehlikeli cezaevinde kalan tutukluların, hükümlerin, cezaevi görevlilerinin bir an önce test yapılması talep edildi. Bu duruma biraz dikkat çekildi açıklamada. Yine ağır hasta mahpusların derhal serbest bırakılması istendi. Hijyen sağlanması, cezaevlerinde hijyen sağlanmasına yönelik talepler var. Yine üçüncü yargı statüsü olarak bilinen meclis usulünden düzenlemesine ilişkin de eşitlik ilkesine uyularak yasallaştırılması, hamile, çocuklu kadınların, çocuk tutukluların, hasta tutukluların derhal serbest bırakılması istendi. Hasta tutukluların biri de Delik, Mardin'in Delik Belediye İlçe Eş Başkanı Mülkiye Etmez. Yerine kaybolup atandıktan sonra tutuklanmıştı. Duruşması görüldü. Kolon kanseri tedavisi görüyor kendisi. Hatta duruşmada da Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada da rahatsızlığından bahsetti. Zevk isterdi ifadesiyle cezaevi koşullarının çok da artık kalmasına uygun olmadığını belirtti. Hem salgın nedeniyle hem de gördüğü kolon kanseri tedavisi nedeniyle. Tabii iddiaları da kabul etmeyerek bir tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti kuvvetli suç iddiasıyla tutukluluğunun devamına karar verdi. Mülkiye Etmez'in ve duruşmayı 17 Haziran'a erteledi. Bunun dışında neler var? HDP, Diyarbakır Milletvekili Hişar Öztu. Diyarbakır İl Binası, partisinin Diyarbakır İl Binası'nda önünde bekleyen aileler var. Uzun süredir bekliyorlar. PKK tarafından çocuklar alıkonulan aileler. Eylül ayından bu yana hala HDP Diyarbakır İl Binası önünde çadır kurup bekliyorlar ve salgın nedeniyle aileler evlerine gönderilmediler. Hala bu çadırdalar. Bu durum oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve bir meclis başkanlığına soru önergesi sunarak bu ailelerin neden evlerine gönderilmediğini sordu aslında. Çünkü Sağlık Bakanlığı birçok tedbirler aldı ülke genelinde. Ama ancak hala kayyum tarafından ailelere
çorbalar gönderiliyor. Bu ailelerin neden sağlık durumlarının eski hatırladığını sordu. Ve zaten Diyarbakır ilinde, bölge illerinde de dışarıda basın açıklaması yapılmasına izin verilmiyor. Neden bu ailelere dışarıda oturma eylemi yapmalarına izin verildiğini sordu. Önlemler alınmamasını, neden bu ailelerin önlemler alınmamasını ilgili. Bunun dışında Diyarbakır'ın Nice ilçesine bağlı Sevim ve Ziyaret Mahallesi arasında kalan bölgede boyunlarını otlatırken 11 yaşındaki Yusuf Yıldıra isimli çocuk olduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı ve şu anda Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hayati tehlikesi ise sürüyor. Virüs salgını öncesinde de Türkiye'de ekonomik sıkıntılar, krizler yaşanıyordu. Salgın daha da katmerleşmesine neden oldu. İnsanlar evlerine kapandılar, ekonomik sıkıntılar, sorunlar devam ediyor. İddia haberleri vardı salgın öncesinde ve şu anda da gelmeye başladı. Van'dan bir iddia haberi geldi. Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum tarafından işten çıkarılan, 2016 yılında işten çıkarılan temizlik işçisi Mesut Babat yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı intihar ettiği belirtiliyor. Hala Babat'ın idare mahkemesine açtığı işe iade davası ise sürüyor. Babat evli ve 4 çocuk babasıydı. Son olarak bu haberi verebilirim lazım. Evet, çok çok teşekkürler. Bahar Kılıçgedik bize kapsamlı olarak Diyarbakır bölge gündemini aktardı. Evet, biz de böylece bugünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün çok yoğundu yine. Zor koşullar altında yayıncılık yaptığımızı takdir ederseniz hem korona var hem de yayınları aksatmamaya çalışıyoruz. Özellikle İstanbul ve Almanya'daki arkadaşlarımız, teknik ekipteki arkadaşlarımız gerçekten insanüstü bir çaba içerisinde çalışıyorlar. Bunu da buradan teslim etmemiz gerekiyor. Hem eksik kadroyla neredeyse yarı yarıya, yani yayın sırasında olması gereken kişinin yarısıyla yayın yapılıyor. O yüzden bazı bağlantılarımız, bazı görüntülerimiz zamansız gelip gidebilir. Mesela benim biraz önce ekranda yokum diye buradaki monitörle aramızda bir dakikalık zaman farkı var. Böyle sizin karşınızda ağzımı burnumu silip dille temizlik şovu yapmam da bu eksikliklerden kaynaklanıyor. Sonuç olarak evdeyiz, evden eve konuşuyoruz. Onun için birbirimizin yanında elimizi sileriz, ağzımızı burnumuzu silebiliriz diye düşünüyoruz. Samimiyetinize güveniyoruz, sizin sıcaklığınızı paylaştığınızı düşünüyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Perşembe günü, bugün haftanın 4. gününde burada bitiriyoruz. Birazdan Musa Özurlu ekrana gelecek. Şimdi kısa bir ara, yarın sabah biz 7'de karşınızda olacağız.